Yarın Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında çok hayati bir toplantı var. Önümüzdeki sezon yabancı kontenjanın kaç olduğu konusunda fikir birliğine varacaklar. Bence varamayacaklar, kıyamet kopacak. Medyada Türkiye Futbol Federasyonu 11 artı 3'e karar verdi. İlk 11'de 11 yabancı oynayabilecek diye haberler çıktı. Bunun küçük bir araştırmayla manipülasyon olduğunu öğrendim. Ve Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin 8 artı 3'ün devam etmesi konusunda ısrarcı olacağı konusunda bilgiye sahip oldum. Kulüplerin ilk 11'de Türk oyuncu oynatma zorunluluğu getiremezsiniz dediği için ben utanıyorum. Türkiye'de insan kaynağı en yüksek olan, genç nüfusu en yüksek olan ülkede biz altyapıdan ya da Türk oyuncu altyapıdan olmasın oynatma zorunluluğunda yaşamak, yarışmak istemiyoruz diyorlar. Şimdi önce mevcut durumu anlatayım, sonra kimin ne düşündüğünü anlatayım, sonra kendi ne düşündüğümü anlatayım. Güzel bir video olacak. Bunu da gazeteci kardeşlerimiz not alarak izlesinler. CS diye bir firma var. Avrupa'daki ülkelerin demografik yapılarını, yaşlarını, ırklarını, cinsiyetlerini, milliyetlerini falan araştırıyor. Çok şahane veriler var. 2 Mayıs'ta yapılan araştırmaya göre Avrupa'nın en yaşlı ligi yine Türkiye. Şampiyonuz. 28,6 yaş ortalamamız var. Transferde üstün başarı gösteren kulüplerimiz ihtiyar heyetlerini, jübileleri gelmiş oyuncuları takımlara dolduruyorlar çoğunlukla. Altyapısından yetişmiş oyuncularına en az süre veren 31. ülkeyiz. En az süre veren ülkeyiz. Şampiyonuz biz. Yüzde toplam sürenin 4,4'ü. Yani yaklaşık 4 dakika oynayabiliyor altyapıdan yetişmiş oyuncular kulüplerimizde. Gurur duyuyoruz. Yabancı kısıtlaması var ya, yabancılar yeterince süre alamıyor, yabancıları verimli kullanamıyoruz diyor ya bu başkanlarımız. Avrupa'da her yerde serbest diyor ya. Toplam sürenin %71,6'sını yabancı futbolculara veriyoruz. Ve Avrupa'da yetişmiş Türkler de bunda değil, sadece yabancı pasaportlu. İkinci sıradayız. Avrupa'da yabancı oyuncuya en çok süre veren ikinci ülkeyiz. Birinci ülke kim biliyor musunuz bizi geçen? Kıbrıs Rum kesimi. Bizim bir mahallemiz kadar olan yer nüfusu da bir avuç. Bizimle kıyaslarsanız. Ve bizim Cumhuriyet'ten yaşı 20 yaş büyük, 18 yaş büyük, 16 yaş büyük kulüplerimizin çoğunluğu diyor ki bana Türk oyuncu oynatma zorunluluğu getiremezsin kardeşim. Lan helal olsun size. Tam kurucularınızın, kurucularınızın kurduğu, yaşattığı felsefenin peşinde koşan insanlarsınız siz. Galatasaray altyapısından yetişmiş oyuncularıyla Avrupa şampiyonu olmamış gibi. Fenerbahçe UEFA'da Volkan Demirel'le, Egemen'le, Caner'le, Gökhan'la kupanın kapısından dönmemiş gibi. Beşiktaş tarihinin en başarılı günlerini bulduğu genç oyuncularla, Türk oyuncularla yaşamamış gibi, Trabzonspor Türk oyuncularla efsane olmamış gibi, geçen sene altyapısından yetişmiş oyuncuların daha büyük katkısıyla şampiyon olmamış gibi, ilk 11'de 11 yabancıyı oynatalım kardeşim, Türk futbolcu bulamıyoruz. Sizi kutluyorum. Kulüpler niye bunu istiyor? Çünkü yatırım yapacak sorumluluk duyguları yok. Çünkü uzun vadeli plan ve proje yapıp onu yürütemezler. Günlük ilkel çözümlerle yap transferi, al transferi, hop halledelim diyorum. Çünkü çocukları sevmiyorlar. Annelerine, babalarına gidip yalvararak aldıkları Türkiye'nin en yetenekli çocuklarında uygun politikaları olmadığı için köreltiyorlar. Galatasaray'da Hamza Akman var. Büyük yetenek. Ne zaman süre alacak? Alamayacak. Çünkü Galatasaray'ın orta sahasında yedek olarak bekleyen oyuncunun ismi bile Mata.
Avrupa'nın gelmiş geçmiş en kaliteli oyuncularından bir tanesi. Katılmayabilirsiniz görüşüme. Galatasaray Altınordu Başkanı'nın herkes övgüler yağdırıyor. Böyle güzel tesis mi olur? Türklere bu kadar yatırım mı yapılır falan diye. Galatasaray 120 yaşında altyapısının için tesisi şimdi yapıyor. Ama Seferovic'e 2,2 milyon euro ile kontrat yapıyor. Gönderiyor 3 haftada. Ona muhakkak kaptırmışlardır 1-1,5 milyon euro. Ya Karagümrük'te oynayan Cagne'ye maaşını Galatasaray ödedi bu sene. Galatasaray'da en çok gol atan oyuncudan fazla gol attı. O parayla altyapıyı abad ederlerdi. 6 tane uluslararası turnuvaya giderlerdi her yaş kategorisinde. Antrenörler en üst düzey eğitime giderdi. En yüksek maaş alırdı ama yük bu yük. Cumhuriyet'in 101. Galatasaray'ın 121. yılında tesis yapacaklar. Fenerbahçe için de öyle. Devletten askeriye ait o araziyi aldılar ama Fenerbahçe bu sene mesela sol bekte 3 tane yabancı oyuncu var. Hatta Zalai'yi de oynatırsan 4 tane yabancı oyuncu var. Osterwalde'ye 6 milyon euro verdiler. Yabancı serbest olsun aldıysak hepsi oynasın diyen Fenerbahçe 3,5 milyon euro bir dakika süre vermediği Bruma'nın bonservisine verdi. 3 senede maaş ödeyecek. Beşiktaş geçen sene Laiç'e, Lens'e, Douglas'a 7 milyon euro maaş ödedi düş koşu yaparken onlar da tesisini yapacak. Diyorlar ki Türkiye'de Türk oyuncu oynatma zorunluluğu getiremezsiniz. Bu yarışmanın ruhuna aykırı. Biz o kadar para veriyoruz. Türk oyuncu oynatma zorunluluğu getirilebilir mi ya Türklere? Bu ne ayıp bir şey. Sanırsın burası Almanya, sanırsın burası Japonya, sanırsın burası Premier Lig. Türk oyuncu oynatmayı bana zorunlu kılamazsın kardeşim diyorlar kulüpler. Türkiye utanın. Yarın ya 11'in 11'i de oynasın serbest olsun diyenler en ufak bir mahcubiyet durmazlarsa yazıklar olsun. Saman ithal etmeyelim, mercimek ithal etmeyelim, pirinç ithal etmeyelim, hayvan ithal etmeyelim. Olur mu? Yerli çiftçiyi koruyalım. Yerli hayvancıyı koruyalım. Eyvallah. Ama futbolcu, yabancı futbolcu ithal edelim. Türkiye'de yetişmiyor. Tarımda elektrik pahalı, su pahalı, gübre pahalı, benzin pahalı, tohum pahalı, her şey pahalı. O yüzden maliyetler yüksek çıkıyor. Futbolcu yetiştirmek o kadar pahalı mı? Bruma'ya verdiğiniz parayla, Cagney'e ödediğiniz maaşla bir pilot takımda 19 yaş takımlarındaki oyuncularınızın tamamını oynatabilir misiniz, oynatamaz mısınız? Yemişim sizin 19 yaş, 17 yaş şampiyonluklarınızı. Çok değerli ama siz bu çocukları şampiyon olsun diye yetiştirmiyorsunuz. Bu şampiyonluk potansiyeline sahip çocuklarımızı oynatarak geliştireceksiniz. Beşiktaş kimi satmış en son? 3 tane altyapıdan oyuncu 10 milyon euro. Trabzon kimi satmış? 9,5 milyon euro. Ahmet Can. Önceki transfer 17,5 milyon euro. Yusuf. Cumhuriyet'in 100. yılında kulüplerimizde ilk 11'de Türk oynatma zorunluluğu olmasın diyen kulüp başkanlarımız. İnşallah kulüplerinizden tez zamanda ayrılırsınız. Sevdiğiniz işleri yapın işte. Mercimek ithal edin, gübre ithal edin. İthalat iyidir ya. Çocuklarınıza kafanızı çevirip bakmayın. Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Spor Bakanlığı'nı, federasyonları zorlamayın. Siz sadece kulübünüze, kendinizi ve gününüzü kurtarın. Hepinize selamlar. Arkadaşlar, önümüzdeki sene ilk 11'de 11 yabancı görmeyeceğinizi tahmin ediyorum. Mehmet Büyükekşi %66'sı kulüplerin bir konuda görüş belirtirse onu yapma yönde. Zaten ben ne vereyim abime federasyona diye ajite ediyordum durumu biraz ki federasyonlara teslim olmasın. Mehmet Büyükekşi bütün kulüplerin yönetimiyle şikayetini aldı ve önümüzdeki dönemde
Muhtemelen federasyon başkanı olmayacak ama haklı bir gerekçesi olsun. Desin ki Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk 11'de Türk oyuncu oynatma zorunluluğu olmasın diyen kulüplere rest çektim. O yüzden beni seçmediler desin. Çoluğuna, çocuğuna anlatacak şahane ve haklı bir anısı olsun isterim. Bana kızanlar bir verdiğim örnekler üzerinden düşünsünler. Hepinize saygılar, sevgiler. Çocuklarına yatırım yapmayan ülke geleceğine yatırım yapmıyor, geleceğini karartıyor demektir. İki kere de iki, dört.